Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Vue.js'te to-do list uygulaması gerçekleştireceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Vue init. Evet. Install diyerek gerekli bağımlılıkları yüklüyorum. Evet, gerekli bağımlılıklar yüklendi. npm run dev diyorum. Gördüğünüz gibi standart şablonumuz bizi karşıladı. Bunu hemen php storm'da açıyorum ben. Şuradaki hazır bootstrap to-do list template'ini kullanacağım. Bunun için. Evet, çıkıyor. Öncelikle kütüphanelerimizi bir dahil edelim. HTML'den. Dahil ettim. Ardından ilgili HTML'i alıyorum. FView dosyasının içindeki her şeyi siliyorum. Template'imi oluşturdum. Script'imi oluşturdum. Style'imi oluşturdum. Şu şekilde. Şuradan ilgili CSS'i kopyaladım. Yapıştırdım. Dilerseniz bir bakalım. Gördüğünüz gibi to-do listimiz aynen geldi. Biz buraya yapılacak işler diye güzel add to do yeni görev ekle diyelim. Öncelikle script taglarımla arasına geliyorum. Export default diyerek datamı oluşturuyorum. Return diyorum. Bir obje döndürecek bana. Diyelim ki title yapılacak işler. All completed tümünü tamamlandı olarak işaretle diyelim. Geliyorum string inclusion ile birlikte title'ımı buraya basıyorum. All completed'ı da buraya basıyorum. Evet. Ardından başka ne varmış? Items left. Dedim ki items left kalan görev sayısı diyelim. Evet. Ardından burada 3 tane görev var. Bunları siliyorum. Bana bir tanesi yeterli olacaktır. Sonuçta. Öncelikle bizim bir to-do list'e ihtiyacımız var. To-do list dedim. Ardından fonksiyonumuzu tanımlayalım.
Let me to do. Diyorum. Fonksiyonumu alıyorum. Yeni görev input key res olduğunda buna eventimi göndereceğim. Diyeceğim ki if e.key code işte 13 ise yani enter'da this nokta to do list nokta push to do name nedir? To do name model olarak vereceğim the model to do name işte to do name diyelim. Şu konsolları yazdıralım. Konsolumu açıyorum. To the name is not defined. Neden? Çünkü this not to the name olacak. İçi boş. Gördüğünüz gibi enter'a bastığım zaman ilgili elemanı içerisine tuşladı. Diyeceğiz ki eğer tuş enter'sa gel bu görevi yapılacaklar listesine ekle. Onu dediğimize göre şurada neyi tekrar ediyor? Tekrar eden şey bu olması lazım. Yani tekrar bir kontrol edeyim. Evet. Şimdi diyorum ki we for item index in to do list. To do listin üzerinde dön item.ki to do name'i buraya ekle diyelim. Görev 1. Görev 2. Gördüğünüz gibi görevlerimizi başarılı bir şekilde ekleyebildik. Ardından ne yapalım? Mesela yeni bir görev eklediğimde bu görev burada kalıyor. Bunu buradan silelim. Dilerseniz enter'a bastıktan sonra this nokta to the name eşittir boş. Yeni görev gördüğünüz gibi silindi. Başka ne yapabiliriz? Eğer bir görevimiz yoksa şu butonları mesela gizleyebiliriz öncelikle. Şunu ve if to do list nokta length sıfırdan bunu göster. Aynı şekilde tümün işaretli butonu da gördüğünüz gibi yeni bir görev. Gayet başarılı. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Yeni bir görev. Yani aynı görevi yani defalarca ekleyebiliyorum. Dilerseniz bunun da önüne geçelim. Bunun için küçük bir eklenti kullanalım. Güzel mesaj vermesi için bize. Buradan kullanımlarına siz de bakabilirsiniz dilerseniz. Güzel alert mesajları veriyor. Şunu alalım. Geliyorum import sval from nereden? Sweet alert'tan. Diyorum. Ardından burada bir kontrol yapacağım. Nasıl bir kontrol yapacağım? Öncelikle diyeceğim ki this nokta to do list length. To do listimin length'i var mı? Bir kontrol edeceğim. Eğer to do listimin bir length'i yoksa bu elemanı herhangi bir kontrol sağlamaksızın içerisine pushlayabilir. Ama hayır, to do listimin içerisi daha önce doluysa gerekli bir kontrol yapmamız gerekiyor. Şöyle diyelim, constant to do contain diyelim. This nokta, to do list nokta, filter diyorum.
Buraya. Tudum gelecek. Buradan diyorum ki return to do eşitse neye? This nokta to do neye? Diyorum. Daha sonra to do contain nokta length sıfırdan. Eğer to do contain yani filtre attığımda görev listesindeki herhangi bir görev benim yazdığım yeni bir göreve eşitse bu return edip içerisindeki değeri to do contain'e atacak. Ve to do contain içerisinde bir eleman varsa yani bu demek oluyor ki bu eklemek istediğimiz görev zaten içerisinde var anlamına geliyor. Ve uyarı diyelim. Bu görev daha önce eklendi diyelim. Şuraya error diyelim. Tamam diyelim. Tekrar dönelim. Bir dedim. Ekledim. Ekleyemedim. Neden? Console ne diyor? Drop min JS. Bununla alakası olmaması lazım. Hemen bir bakayım. Şuraya bir debug attım. Özür dilerim. To list'in length'i. Eşit eşitse sıfıra. Yani içinde bir şey yoksa. Bir diyelim. Tekrar bir dedim. Eklemedi. Bize de bir hata vermedi. Tekrar bir kontrol edeyim. Şöyle bakıyorum. To do contain boş. Neden boş? Bir diyorum. Evet. To do nokta. To do name olması lazım. Bir. Bir. Gördüğünüz gibi bu görev daha önce eklendi dedi. İki. Tabii şurada da tekrar eklemeyi yapmadım. Evet. Bir. İki. İki. Gördüğünüz gibi bu görev daha önce eklendi dedi. Ardından şu kalan görev sayısı diyelim ki to do list'in length'i olsun. Sıfırlayalım. 1, 2, 3 dedim. Evet. Boş bir görev de ekleyememiz lazım. Şimdi burada diyeceğiz ki if this nokta to do name nokta trim eğer boşluğa eşit ise diyelim ki uyarı boş bir görev eklenemez. Tekrar döndüm, bastım. Gördüğünüz gibi eklemiyor. Tekrar aynı görevi eklemeye çalışayım. Gayet güzel. Şimdi biz checkbox'tan ilgili görevi seçtiğimiz zaman şu tamamlananlar listesine ekleyeceğiz. O zaman bize bir completed to do list diyelim. Ardından completed list text diyelim. Tamamlanan görevler listesi olsun bunun adı. Şuraya aynı şekilde string interpolation sayesinde tamamlanan görevler listeme ekledim. Şuraya da aynı şekilde şunu ekleyebilirim aslında. Buraya da
completed item diyelim. Tamamlanan görev sayısı name completed to list'in length olsun. Evet, bu ne yapacak? Diyeceğiz ki v for tekrar eden li lazım. Tekrar ekleyeyim. Evet. V for item index in complete to do list üzerinde dön ve item üzerindeki to do name'i al ve buraya paslayalım. Ekmek al, çöp at. Ardından bizim checkbox'a tıklama eventimiz kaldı. Hemen onu yapalım. Ne diyeceğiz? Complete to do. Bu içerisine bir index alacak. Böyle item alsın. Ne diyeceğiz? Öncelikle biz bu görevi tamamladığımız için this nokta complete to do liste bu görevi pushlayacağız. Neyi? Gelen item'ı. Ardından mevcut görev listemizden bu görevi sileceğiz. Yani this nokta to do list nokta splice dediğim zaman indeksten başlayıp bir adet sil dediğimde bunu yapacaktır. Buraya click dediğim zaman completed to do list bana bir index istiyor, bir item. Ekmek al. 1, 2, 3. Bastığım zaman gördüğünüz gibi buradan sildi. Ve karşı tarafa ekledi. Yeni bir ref. A, B, C, A, S, D, A, S, D. Evet. Tıkladığım zaman ilgili görevi silmiş oluyorum. Daha sonra buradan da aynı şekilde silmiş olduğum zaman bunları oradan çıkartmam gerekiyor. Diyelim ki removed completed tutu diyorum. Aynı şekilde index'i alıyorum. This nokta completed tutu. Pardon. This nokta completed to-do list nokta splice indeksten başla bir karakter sil. Butona click dediğimiz zaman bana ilgili indeksi ver ve ben de bu görevi sileyim. Tabii şunu da kaldıralım gözükmesin. Nerede o tamamlanan görevler listesi? Şurası. Buraya diyelim ki ve if updated to do list'in length'i var ise yap diyelim. Ekmek al, çöp at, kitap oku. Ekmek ala bastığım zaman gördüğünüz gibi ve aynı şekilde bastığımda gayet güzel gitmiş oldu. Ekmek al, çöp at, kitap oku. Sırada tümünü tamamlandı olarak işaretle kaldı. Bir fonksiyon daha yazalım. Diyelim ki all to do completed. Ardından bunu fonksiyonumuzu butonumuzu bind edelim. Evet, click all to do completed. Şimdi ben bunu ne yapacağım? This nokta completed to do list eşittir this nokta to do list diyeceğim. Ardından this nokta to do list'in içeriğini boşaltacağım. Ekmek al, çöp at, kitap oku diyelim. Şunu tamamlayalım. Tümünü tamamla diyelim. Tabii. Evet, burada şöyle bir sorunumuz oldu. Ekmek al. Bu
listenin üzerine pushlamadı. O listeyi onunla değiştirdi. O zaman şöyle yapalım. Diyelim ki this nokta to-do list to-do list nokta for each to-do diyelim. This nokta completed to-do listi. Bunu pushlayalım. To-do name to-do nokta to-do name. Ardından to-do listi boşaltalım. Ekmek al. 1, 2, 3, 4, 5. 4'ü ve 5'i attım. Gördüğünüz gibi to-do listimiz gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.